Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Geçen videomuzda fedakarlıktan bahsetmiştik. Bu videomuzda da birbiriyle ses benzerliği açısından benzerlik gösteren feragat kavramını anlatmaya çalışacağız. Tabii bu kavramları anlatırken bu videolara dayanarak bir şeyler kafanızda sadece şablon belirsin diye. Çünkü derine indikçe ben en az 3 saat, 4 saat konuşsam bile sadece bu konuların bir kısmını anlatabilirim. Şimdi zaten anlatma kısmı da şöyledir. Birine bir şey anlatırsın. Bu işveren olarak işçin olur ya da öğretmen olarak öğrencin olur. Bir konu hakkında bilgi verirsin. Karşı taraf sadece bunun belli bir kısmını alabilir. Senin anlattığının %100'ünü yakalama imkanı yok. Bundan dolayı bizim anlattığımız buradaki videolarda sadece sizin kafanızda parietal lobunuzda bir sorular oluşturabilmek, yani bir şeyler düşünebilmenizi teşvik edebilmek. Videonun amacı bu. Şimdi bugün feragat konusunda şu notlarımdan da aynı zamanda bakayım. Şimdi feragat, geçen videoda da az çok girdik çıktık çünkü birbiriyle aynı zamanda bağlantılı, aynı zamanda da büyük bir kesişim olduğu için. Feragat aslında bir cesaret işidir. Diyeceksiniz ki ya ne alaka cesaretle? Çünkü fedakarlıkta biz yapılmak zorunda bırakılıyoruz. Bakın, fedakarlıkta biz yapılmak zorunda bırakılıyoruz. Fedakarlık budur. Fedakarlık şu değildir. İşte ben bu hakkımdan vazgeçiyorum. İşte daha iyi olabilmesi için benim şöyle bir konfor alanım vardı. Bundan fedakarlık yapıyorum değil. Vazgeçiyorum ya da bunu değiştiriyorum. Bu fedakarlık örneği değil. Feragat aslında bir cesaret işidir. Neden bunu söylüyorum? Biraz eskiye gidelim. Kürşat ve 40 yiğidine gidelim. Ben buradan örnek vermek istiyorum. Çünkü feragatı kahramanlıkla bağdaştırmak istediğim için. Şimdi bu hikaye zaten okullarda birçok kez okutuluyor. Birçok kez sosyal medyada görüyoruz. İşte bu çektiğimiz videoları YouTube mecralarında görüyoruz. Kürşat ve 40 yiğidi. Şimdi Kürşat ve 40 yiğidini belki siz şöyle hatırlayabilirsiniz. İşte Çin Sarayı'na gidip kendi velahatını, kendi soyundan olan bir Kaan'ı kurtarmak için yapılmış bir baskın olarak nitelendirebilirsiniz. Ama bunu feragat üzerinden yorumlayacak olursak bakış açınız başka bir level'a atlayacak. Başka bir konfigürasyona geçeceksiniz. Şimdi feragat dedik, cesaret işi. Cesaret işinin olma sebeplerinden birisi şu. Kürşat'tan yola çıkarak anlatacağım. Kürşat'ın Çin Sarayı'na gitme sebebi şudur. Kendi soyundan olan, hanedan üyesi olan birini kurtarmak için 40 yiğidiyle birlikte bir sefer düzenlemesidir. Aynı zamanda Kürşat buraya gidip hanedan soyunu kurtarmasındaki diyebilirsiniz ki ya ne gerek var, bu soyu devam ettirecek başka biri yok mu? Var, amcası var, işte belki kendisi var ya, babasını falan boş verin. Kendisi de bir aynı zamanda hanedan soyu. Ama bakın buradaki feragat örneğine bakın. Adam Çin Sarayı'na 40 yiğidiyle birlikte gidiyor. Ve amacı şu, Çin Sarayı'nda esir düşen Kaan'ı alıp, yani Tonyuk neydi, Koluk muydu? Tam yanlış hatırlamayayım, yani net bilgi vermek adına yanlış söylemiş olmayayım. Ama hanedan üyesini kurtarabilmek için baskın yapıyor. Baskın yapmasının sebeplerinden birisi de şu, hanedan üyesiyle birlikte tekrardan Türklüğü yerine getirebilip tekrardan o bayrak altında dirilebilmek için onu kurtarmaya gidiyor. Aslında kendisi de bir hanedan üyesi. Aslında düşündüğünüz zaman kendi hanedanlığından feragat ediyor. Feragat şudur. Maddi ya da manevi bir şeylerden vazgeçebilmektir. Ama bunu ruhani boyutta kendi içsel kimliğinizle değerlendirip aslında bu etiğin en üst seviyesidir. Feragat öğretilebilir bir olgudur. Bakın fedakarlık öğretilemez ama feragat öğretilmesi gereken bir olgudur ve bence de öğretilmesi gereken bir olgu olmalı. Ha, psikologlar bu feragat konusuna çok girmiyor. Biraz daha feragat felsefenin konusunda kalıyor. İyi ki de girmiyorlar çünkü girerse de işte biliyorsunuz bizim bölüm biraz taciz ve tecavüze çok açık. Sınırlarımız belli olmadığı için işte kişisel yaşam koşullarından tutun işte A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek herkes, bir felsefeci de
psikolog olmak istiyor. İşte bir sosyoloji mezunu da belge alıp psikologluk yapmak istiyor. Onun için bizim alan biraz tecavüze açık. Bundan dolayı da Allah onlardan razı olsun. İnşallah videoyla birlikte bu konulara çok eğilmezler. Feragat iyi nitelendirilip, iyi anlatılırsa aslında psikolojinin temel dinamiklerinden birisidir. Feragat bir kendi etik kurallarınızla, kendi içsel kimliğinizi yakaladığınız durumda bir vazgeçiştir. Bu vazgeçişi kendi içsel kimliğinizle başarabilirsiniz. Kendinizi bu vazgeçişi yapabilmeniz için, feragat örneğini gösterebilmeniz için önce kendinizi tanımanız gerekiyor. Ben ne kadar benim? Kendi içsel kimliğinizi yakaladıktan sonra feragat örneği de bulunabilirsiniz. Kürşat aslında çok büyük bir feragat örneği göstermiştir. Tahtından vazgeçerek, ölüme giderek, ölümü göze alıp giderek ki ölüyor zaten, bunu bile bile feragat ve aynı zamanda da fedakarlık örneği göstererek Çin'e baskın yapmıştır. Kendi hanedan üyesini kurtarabilmek için, aslında kendisi de bir hanedan üyesi olarak, aslında kendi tahtından vazgeçmiştir. Bu çok büyük bir olgudur, çok büyük bir düşünme biçimidir. Çok büyük bir kendi içsel kimliğini yakalama biçimidir. Çok büyük bir etik değerdir. Eğer bu etik değeri keşke toplum değerlerinde herkes bir feragat örneğini gösterebilse ve feragat kavramını tam manasıyla ruhani boyutta algılayabilse. Kürşat'ın yapmış olduğu bu davranıştan dolayı aslında biz anlıyoruz ki vazgeçiş, yani kendi tahtından vazgeçiş bir cesaret örneği. Bir cesaret örneği. Bunu herkesin yapamayacağı kadar bir cesaret örneği ve bunu yapıyor. Ölümü göz olarak yapıyor. Bakın ne dedim? Maddi ve manevi, feragat maddi ve manevi bir vazgeçiştir. Kendi isteğinle bir vazgeçiştir. Kimsenin sana dayatmasıyla olacak bir şey değildir. İşte patronun sana bir önceki videoda anlatmıştık. Patronun sana gelir işte bir saat daha benim için çalışırsan aylık sana 1000 TL. Fedakarlık yaptır. Ama feragette böyle bir şey yoktur. Kendi isteğinle yaparsın. Kendi isteğinle vazgeçersin. İşte o zaman feragat örneği göstermiş olursun. Yani bir nevi feragat kişinin kendi seçimidir. Kendi isteğiyle gerçekleşir. Aynı zamanda kişinin başka arzuları, hayaller için mevcut durumundan vazgeçebilme durumudur. Bakın. Size kolay gibi gelebiliyor. Kelime anlamı belki sizin için basit gibi durabiliyor ama feragatı derin manasıyla bu mantıkla incelediğimiz zaman bambaşka bir boyutta olduğunu siz de fark edeceksinizdir. Feragat de bulunurken aynı Kürşat gibi, Kürşat örneğinde olduğu gibi doğrusuyla da yanlışıyla toplum normlarının bize yüklediği işte mesela dini boyutta fedakarlık. Bizim dinimiz der ki fedakar olun. Çünkü Peygamber Efendimiz'in yahut da kitabımızda geçen, kutsal kitabımızda geçen birçok ayet var fedakarlıkla alakalı. Ama feragatla alakalı bir tane ayet bulamazsınız hiçbir kutsal kitapta. Çünkü bu dünyayı ile dört büyük kutsal kitaplara bakın. Hepsinin genel manasını incelediğinizde ve anladığınızda hepsi şuna yönlendirir. Feragat edebilme yeteneğinizden bahseder. Hepsini okuduğunuz zaman. Bakın fedakarlık için size öngörüde bulunur. Fedakarlık nedir? İşte zaten inen kutsal kitaplara bakın hep bozulan toplumlara inmiştir. İşte en son inen Kur'an-ı Kerim kutsal saydığımız kitabımız Arap Yarımadası'na inmiştir. Arap Yarımadası'na inmesinin sebebi ne? Madem ilk videomuzda annelerimize örnek vermiştik. Kadınların diri diri, kız çocukların diri diri gömülmesinden dolayı, toplum normlarının bozulmasından dolayı kutsal kitap indi. Ve fedakar olun diyor. Fedakarlıktan bahsediyor. Dört büyük kitaba da baktığınızda bununla ilgili ayetler bulabilirsiniz. Ama dört büyük kitabın toplamda bileşkesini aldığınız zaman feragatli insan olma duygusunu size yansıtmaya ve anlatmaya çalışır. Ve bunu anlayabilmek için de tarihimize bakabilirsiniz. Tarihimizde Kürşat'ı çok iyi anlayabilirseniz feragat nedir? Bunu da tam manasıyla çözmüş olursunuz.
feragatı psikoloji bilimine bağdaştırdığın zaman bir dinamik olarak psikolojinin amacı şudur. Kendi içsel kimliğini yakalayarak toplum normları için eylemlere dökebilme yeteneğindir. Ama feragatte toplum normları, doğrusu ya da yanlışı, etik kuralları, çünkü senin etik kuralların geçerli. Türkiye toplumundaki etik kuralları ya da toplum normları, toplum kuralları Hindistan'da benzerlik göstermeyebilir. Hatta çok farklı da olabilir. Senin Türkiye'de etik değerleri yüksek bir harekette, davranışta bulunursun. Ama başka bir toplulukta o davranış çok büyük bir yanlıştır. Burada fedakarlık olarak gözüken şey başka toplumda suç olarak gözükebilir. Ama feragat kendi içsel kimliğinle karar verebilme yeteneğindir. Tıpkı Kürşad'ın yaptığı gibi. Eğer feragatli bir insan olmak için adımları izlemek istiyorsanız kendi içsel kimliğinizi yakalamanız gerekiyor. Kendi içsel kimliğinizi yakaladığınız zaman feragat duygusunun ya da feragat davranışının ne olması gerektiğini anlamış olacaksınız. Çünkü feragat bir bakıma vazgeçiştir ya. Çünkü şöyle anlatayım. Örneğin ben kralım ya da işte hanedan soyundan geliyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Resim yapabilmek için hanedanlıktan vazgeçiyorsan ama kendi içsel kimliğinle vazgeçiyorsan bu feragattır. Kendi kararınla bak. Sen diyorsun ki ben resim yapmayı seviyorum ve hanedanlığın kurallarında resim yapmak yoktur. Ve ben bundan dolayı hanedanımdan vazgeçiyorum, kendi isteğimle vazgeçiyorum diyorsan feragattır. Ama hanedan üyeliğinden dolayı sen resim yapamazsın. Resim eğer yaparsan tahttan vazgeçeceksin diye hanedan üyeleri tarafından bir baskı görüyorsan o fedakarlıktır. Fedakarlık ve feragat kavramını tam manasıyla anlamak istiyorsanız Türk dünyasındaki Kürşat ve 40 yiğidini inceleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederim.